Şimdi sizi çok bulaşıcı bir hastalık olan boğmacaya maruz kalmış bir aileyle tanıştırmak istiyorum. Bu hastalığa boğmaca denmesinin sebebi hastalığa yakalananların uzun bir öksürük nöbetinden sonra nefes alabildiklerinde sanki boğuluyormuş gibi bir ses çıkarmalarıdır. Bu öksürüğün normal bir öksürük olmadığını ve akciğerlerdeki tüm havanın şiddetli bir şekilde dışarı çıkmasını sağlayan kuvvetli bir öksürük olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bu öksürük solunum yollarına zarar veren bakterinin yol açtığı mukus birikimine karşı akciğerlerin bir refleksidir. Gelin öksürüğün nasıl ortaya çıktığını inceleyelim şimdi. Sizin için öksürmemizde rol oynayan kasları çizdim buraya. Buradaki göğüs, buradaki karın kasları ve hemen akciğerlerin altındaki diyafram kası. Öksürmemizi sağlamak için bu kaslar bu şekilde içeri doğru kasılır. Diyafram da akciğerlere baskı uygular. Kasların bu hareketinin amacı ve sonucu akciğerleri sıkıştırmaktır. E, ee, öyleyse şimdi bir de akciğerlere bakalım. Alttaki akciğer resmini kullanmak için kasları siliyorum. Kasların uyguladığı kuvvet akciğerlerin hacmini kesikli çizgilerle çizdiğim gibi küçültür. Akciğerleri içi su dolu bir balona benzetebilirsiniz. Bu balonun ağzının bağlı olmadığını düşünün. Kasların akciğere yaptığı gibi bu balonu yanlarından sıkarsanız su ağzından dışarı püskürür. Değil mi? Boğmaca hastası olan birinin solunum yolları ise hastalık yüzünden şişmiş bir haldedir. Hava kolaylıkla dışarı atılamadığında akciğerlerdeki havanın basıncı artar. İçi su dolu balon örneğinde balonun ağzını bağlayıp yanlardan sıktığınızı düşünün. Su dışarı çıkamaz ve eğer sıkmaya devam edersek basınç artar ve balon en sonunda patlar. Evet, aynı şey akciğerler için de geçerlidir. Solunum yolları tamamen tıkalı olmasa da artan hava basıncı sonucu akciğerlerde yırtılma görülebilir. Bu kadar şiddetle kasılan kaslar kaburga kemiklerinin kırılmasına bile sebep olabilir. Buna ek olarak göğüs kafesinde şiddetli kas kasılmasına maruz kalacak başka organlar olduğunu da biliyoruz. Örneğin mide. Bu durumda akciğerler gibi içindekileri boşaltmak isteyeceği için öksürük nöbetleri sonunda kusma da görülebilir. Bu uzun süre devam ettiğinde vücudun susuz kalması ve kilo kaybı ile sonuçlanabilir. Mesane de içindekileri boşaltmak isteyecek ve uzun vadede idrarını tutamama durumu gözlemlenecektir. Öksürükten dolaşım da etkilenebilir kafamızdan aşağı doğru inen damardaki kan kalbe ulaşamadan geri itilebileceğinden aynen akciğerlerdeki yırtılmalar gibi hassas kan damarlarında da yırtılmalara yol açılabilir bunun sonucu olarak da burun kanamaları gözde kanlanma ve kafatasında kan birikmesi görülebilir öksürük nöbeti sırasında hasta kanındaki ani oksijen düşmesi sonucu bayılabilir bayılmanın yanında oksijen yetersizliği sonucu parmaklarda morarmalar da gözlemlenebilir. Bu komplikasyonlara bakarak bu kadar şiddetli bir refleksin neden bu kadar önemli olduğunu düşünüyor olabilirsiniz tabi. Şu an pembeyle solunum yollarındaki mukusu çiziyorum. Solunum yolları boğmaca yüzünden hasar görür ve bu yüzen mukus normal bir şekilde temizlenemez. Mukus birikimi solunum yoluyla vücudumuza girebilecek bakterilerin çoğalması için elverişli bir ortam yaratacağından boğmaca yanında değişik akciğer enfeksiyonları da görülebilir. Vücudun aynı anda birden fazla akciğer enfeksiyonuyla savaşması gerçekten çok zordur ve bu şiddetli refleks mukusu sökmeyi amaçlar. Bu komplikasyonlar boğmacaya yakalanan herhangi birinde görülebilecekken daha fazla risk taşıyan bazı gruplardan da bahsedebiliriz. Büyük annenin akciğerlerinin çok sağlam olmadığını düşünelim. Zayıf akciğerlere bir de boğmaca eklendiğinde büyük anne solunum zorluyor hatta durması yaşayabilir. Babanın bağışıklık sistemi de zayıf olsun. Evet, boğmaca ile savaşacak kadar güçlü olmasın. Büyük baba 10 sene önce aşı olduysa boğmaca bağışıklığı ilk günkü düzeyde olmayacağından o da risk grubundadır. Ah, son olarak bir de bebekler. Özellikle de 6 aydan küçük bebekler yüksek risk taşıyan gruptadır. Bunun sebebi 6 aydan küçük bebeklerin bağışıklık sisteminin henüz tam gelişmemiş olması, solunum yollarının şiştiğinde tamamen tıkanması ve 2 aydan küçük bebeklere koruyucu boğmaca aşısının yapılamayacak olmasıdır. Bu yüzden boğmacaya yakalanan bebeklerin %50'si komplikasyonların kontrol altına alınması için hastaneye yatırılırlar saydığımız tüm komplikasyonlara ek olarak bebeklerin çoğunda solunum geçici olarak durur. Bu durum mukus birikimine karşılık olarak solunum yollarındaki kasların spazma uğraması yüzünden ortaya çıkar ve kas spazmı solunuma engel olur. Bebekler hastanelerde gözetim altında tutulur ve zaman zaman solunum makinesine bağlanır. Solunum geçici olarak durması sonucu vücut fonksiyonlarını yerine getirmek için yeterli oksijeni alamaz ve hastalar nöbet geçirir. Hastaneye kaldırılan çocukların dörtte birinde ikinci bir solunum enfeksiyonu daha görülür. Az önce solunum yollarında biriken mukusun başka bakterilerin üremesi için elverişli bir ortam hazırladığından bahsetmiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Heh. Ve son olarak çok üzücü bir şey ama bebeklerin yüzde ikisinde ölümcül solunum durması görülür. Hangi bebeklerin daha fazla risk taşıdığı konusunda ise bir fikrimiz olabilir. Lenfositler, bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savaşında kullandığı hücrelerden biridir. Bu omaca lenfositlerin hızlıca bölünmesine yol açan bir toksin salgıladığından ortalama olarak hasta bir bebeğin kanının 1 mikrolitresinde 20.000 lenfosit görülür. Bu sayı arttıkça enfeksiyon daha da ciddi bir hale gelir ve görülen komplikasyonlar solunum durmasına yol açabilir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.